çocuklar da eşcinsel kesimlerde dijital şiddete maruz kalabiliyor. Ama dijital şiddetin hedef kitlesi ezici bir çoğunluk olarak kadınlar. Çünkü toplumdaki kadınlarla erkekler arasındaki güç eşitsizlikleri birebir dijital ortama da yansıyor. Ayna gibi ya da uzantısı araçlardan. Onun için dijital alanda toplumsal güç eşitsizliği dediğimiz, tabii ki burada fiziksel güç eşitsizliğinden bahsetmiyoruz. Toplumsal güç eşitsizliği dediğimiz kadınlarla erkekler arasındaki ekonomik, politik, kültürel eşitsizliklerin birebir yansıdığı, hatta bazen katlanarak arttığı bir alan, dijital alan. Dolayısıyla asıl temel mağdur kitlesi ne yazık ki kadınlar. O yüzden dijital şiddeti çözmek söz konusu olduğunda kadınlara kadın oldukları için orantısız biçimde uygulanan şiddetin her biçiminin yanı sıra dijital şiddet biçiminin de bu toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirilmesi ve çözüm yollarının önce toplumdaki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Tüm toplumsal kesimler açısından, her bir birey açısından eşitlik bilincine ulaştığımız noktada kadınlara yönelik saygı, kadın onuruna, kadın bedenine yönelik saygı ve eşit muamele, ayrımcılık yapmamak, eşit muamelede bulunmak yükümlülüğü doğacaktır. Aslında önlemenin en önemli aracı, dijital şiddetle mücadelenin bir numaralı kuralı, öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son vermek için çalışmak toplumda. Kadınlar üzerindeki tahakkümün sürdürüldüğü çok fazla alan var. Kadınlar başta ev, aile olmak üzere hayatlarında bulundukları her yerde zaten cinsiyetlerinden dolayı, kadın olmalarından dolayı işte daha düşük ücretle çalışıyorlar. Akademide ilerlemeleri zorlaştırılıyor. Yükselmelerinde cinsiyetleri bir engel olabiliyor. Daha düşük ücrete çalışıyorlar vesaire, ya da yönetim kademelerine gelmekte sıkıntı çekiyorlar vesaire vesaire. Şiddete uğradıklarında dijital şiddetin şöyle bir dezavantajı var. Dediğim gibi mesela kadın hareketi, Türkiye'li Kadın Kurtuluş Hareketi şiddete yönelik mücadelesinde oldukça tecrübe kazandı. Yani 1986'da ilk Yoğurtçu Parkı'nda dayağa hayır, ev içindeki dayağa hayır diye sokağa çıkmış olan o topluluk şu anda sadece ev içindeki dayağa değil, kadınların hayatın her alanında psikolojik, sözel, işte farklı şekilde yaşadıkları ekonomik şiddet gibi, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerinin tamamına ayrı ayrı çözümler önermiş durumda. Bu şiddetle nasıl mücadele edileceğine dair bir şeyler söylüyorlar zaten. O yüzden dijital şiddet yeni bir alan, ama kadın hareketi kurduğu mücadele hattında mesela 6284 gibi bir yasayı kazanmış durumda. Yine aynı hareket Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne girişini sağlamış durumda. Bütün dünyadaki kadınlarla birlikte yaptığı bir mücadeleyle. O İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bugün kadınların hayatında şiddetle mücadelede nasıl geri şeyler yaratabileceğine dair örnekleri yaşıyoruz. İşte sözleşmeden çekilindiğinden bu yana karakola herhangi bir şiddeti şikayet etmeye giden kadınlar artık sözleşmenizde yok, bakalım ne yapacaksınız diyen bir kolluk gücüyle karşılaşabiliyoruz. Ama bizim de yasalarımızda 6284 gibi koruma yasalarında aslında dijital şiddet dahil bizim şiddete uğradığımızı söylediğimizde bizi koruyan, kollaması gereken hali hazırda yasalarımız var ve bunlara karşı yeni bir alan olsa da öncelikle dijital şiddeti yaşayan kişilerin yaşadığı şeyin şiddet olduğunu, dijital şiddetin neler olduğuna ilişkinde birazcık bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu, bu anlamda fiziksel şiddet değil, diğer bütün şiddet türlerinden bahsederek erkek şiddetinden bahsetmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Alan yeni ama fail yeni değil. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden kaynaklanan bu dijital şiddetin öncelikle münferit değil, sistematik olduğunu görmemiz lazım. Eğer yapısal bir eşitsizlik söz konusuysa bir toplumda, kadınlarla erkekler arasında, ki bu bir dünya gerçeği,
sistematik bir dijital şiddetle karşı karşıya olduğumuzu da hesaba katmamız lazım. Dolayısıyla münferit kişilerin öfkeli ya da ön yargılı olmasından kaynaklanan, faillerin yani suçu işleyen erkeklerin bireysel hatalarından kaynaklanan ya da suçun mağdurlarının, kadınların bireysel hatalarından kaynaklanan bir olgu değil, sistematik, yapısal bir olgu olduğunu görmemiz gerekiyor. Gücü elinde bulunduran erk, iktidar, yönetim diyor ki ben istediğimi yaparım. İstersen bir sürü işte binlerce troll grubu kurarım, bunları üzerinize salarım. Bu haberleri de yapamazsınız, tweet de atamazsınız, bunu da paylaşamazsınız diyerek bu gücü sonuna kadar kullanıyor. Ve bu troll grupları da, bu saldırıyı gerçekleştiren, dijital saldırıyı gerçekleştiren gruplar da zaten bu cesaret ve gücü iktidardan alıyorlar. Çünkü cezasızlık durumu var. Bir ceza almıyorlar. Gidiyorsunuz mahkemeye şikayet ediyorsunuz, ya bu anonim hesap diyor, ben bunu bulamam diyor. Zaten bulabilmek için uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Öyle peşine düşünmüyor, uğraşmıyor yani. Asıl mesele kapitalizmde, yani yaşadığımız ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmakta. Ve gerçekten sermayenin erkeklerin elinde olmasından kaynaklanmakta. İşte üretim araçlarının, zenginliğin, sosyal medyanın, internetin, erkeklerin elinde olması doğal olarak daha zayıf olana şiddet uygulamalarını sağlamakta. Eşit olmayan bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle de yargıdaki hakim savcılara baktığımızda kadın erkek olmalarının hiçbir önemi yok. Böyle bir düzende eğitim alıyorlar. Düşünün ki son 20 yıldan fazla bir süreçtir AKP iktidarıyla, gericilikle yaşıyoruz. Ve AKP'nin yetiştirdiği hakim savcılarla birlikteyiz. AKP iktidara geldiğinde bu insanlar 18 yaşındayken şimdi 38-40 yaşlarındalar. Ve onların eğitim sisteminde bir LGBT bireyine, bir kadına nasıl davranılacağı bilinci yerleştirilmiş durumda. Çünkü onlar için incinebilir kesim her zaman yönetilebilir, istediklerini yapmak zorunda olan metalardır. Bugün LGBT bireylerine tamamen tırnak içinde sapık gözüyle bakan, toplum dışı bakan ya da doğal bir seçilim olarak bakmayan insanlardan bahsediyoruz. Ya da kadının saçının dahi gözükmesinin günah ve suç olduğunu söyleyen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar tarafından yönetilince onların yetiştirdiği hakim savcıların da farklı olduğunu düşünmemeliyiz. Ve karşımıza biz suç duyurusunda bulunduğumuzda ya da erişim engeli istediğimizde karşımızda onlar gibi düşünen kadın erkek fark etmez hakim savcılarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle de yasa uygulayıcılarında sorun var. Yasa uygulayıcıları toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmadıkları için maalesef kadın erkek eşitliğine inanmadıkları için doğal olarak erkek tarafından baktıkları için de biz LGBT bireylerinin kadınların talep ettikleri haklarının fazla olduğunu, şımartılmış olduklarını ve hak etmediklerini düşünüp maalesef aleyhimize kararlar alabiliyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden ilerleyen dijital şiddetin en önemli ilk aşaması dijital şiddet yoluyla kadınlar üzerinde baskı ve tahakküm oluşturmak ve onları kontrol altına almak. Dijital şiddette bu çok önemli. Şiddetin bütün biçimlerinde çok önemli. Çünkü bir kere şiddet nesnesi yaptığınız kişiyi kontrol altına aldığınızda ona her şeyi yaptırabilirsiniz. Rızasıyla ya da rızası hilafına. O yüzden kontrol altında da tutmaya çalışmak çok önemli bir unsuru dijital şiddetin. En başta bizlere yöneltilen bu saldırıların temelinde bizi güçsüz olarak, LGBT artıları da güçsüz olarak görmelerinden kaynaklanıyor. Nedeni de şu, bakın şimdi bir anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Bu anayasa değişikliğinin içerisine aile kavramını koymak istiyor. Aile kavramını yeniden tanımlamak istiyor iktidar ve burada LGBT artıları tamamen zaten dışladığı, zaten ötekileştirdiği LGBT artıları tamamen düşmanlaştırma, tamamen ötekileştirme politikası izleme yolunda.
Bunu iktidar kendisi yapıyor. Bugün onur yürüyüşleri gerçekleştirilemiyor. Bugün kadın yürüyüşleri gerçekleştirilemiyor bu ülkede. Kadınlar gününde biz sokağa çıkamıyoruz bugün. 8 Mart'ta sokaklara çıkamıyoruz, polis şiddetini görüyoruz. Ve bu kontrol ve dijital şiddet, ne yazık ki dijital olanaklar söz konusu olduğunda çok uzun bir hafızaya sahip. Siz öldükten sonra bile sizinle ilgili bir takım istemediğiniz görüntüler, istemediğiniz konular tekrar ve tekrar gündeme gelebilir. Yani dijital medyanın hafızasının uzunluğu mağdurların bir kereliğine değil, geçici bir süreliğine değil, ömür boyu tekrar ve tekrar mağdur edilme riski taşıdığı için çok önemli. Bir başka önemli nokta, bir kişinin size karşı yaptığı bir dijital şiddet eylemi, bir anda milyonlarca telefon kullanıcısının telefonuna bir WhatsApp mesajı olarak, bir video olarak ülke çapında ya da dünya çapında, kıtalar arası yayılabilir. Dolayısıyla bu sizi sadece bir kişinin hedefi haline getirmek gelmiş olmanın ötesinde milyonlarca kişinin hedefi haline getirebilir. Dolayısıyla eğer karakter suikastinden tutun da size her türlü fiziksel, cinsel, ekonomik zararın verilmesine uygun bir ortam oluşturmak gibi bir sonucu var bunun. Dolayısıyla siz bir kere mağdur olmakla kalmıyorsunuz. Bir kişinin mağduru olmakla kalmıyorsunuz dijital şiddette. Yıllar boyunca milyonlarca kişinin hedefi halinde kalma ihtimaliniz oluyor. Dijital şiddetin daha çok kadınları hedef aldığını söyleyebiliriz ama aynı zamanda göçmenleri, kadınları, LGBT artıları, gençleri de oldukça fazla hedef aldığını da söylemek mümkün. Ama bu noktada bir tanımını yapmak da gerekiyor gibi. Hukuki olarak tanımı hukukçu olmadığım için bana düşmez ama en nihayetinde bir kişiyi baskı altına almak, korkutmak, tehdit etmek ya da onun üzerinde bir tahakküm kurmak, onun nedeniyle uygulanan bir şiddet ve alanı bulunduğu dijital mecralarda uygulandığında da bu kişileri bir şekilde herhangi bir içerikle aslında bir şeylere zorlamak üzere yapılıyor. Psikolojim bozuldu. Yani zaten yapmak istedikleri şey bu. Psikolojinizi bozmak, kolunuzu, kanadınızı kırmak, paylaşım yapmanızı, haber yapmanızı engellemek için bunu yapıyorlar. Dijital şiddete maruz kalan kadınların hayatı konusunda çok sarsıcı, derin etkiler yaratan bir şiddet türü. Yani sosyal medya eliyle uygulanan şiddet nedeniyle bir kız çocuğunun intihar ettiğini, dünya kamuoyunun gündemine de bu nedenle bu konunun daha ciddi bir şekilde geldiğini hiç hatırdan çıkartmamak lazım. Bildiğimiz bilmediğimiz birçok intihara sürüklenme olayında sürüklenme aracı dijital şiddet. Cinsel içerikli videoların ya da kişinin rızası alınmadan paylaşılan görüntülerinin, fiziksel görüntülerinden dolayı yayılmış olan şey, herhangi bir fotoğrafının altına yapılan yorumların mesela bile gençler üzerinde çok ciddi etkileri olduğu, bunların psikolojik sonuçları olabileceği, yani okulda doğrudan yaşadığı akran zorbalığı görünürken onu müdüre şikayet etmenin bir kolaylığı ve somut tanığı varken ötekisi için henüz tanımlanmış bir şiddet görmeyip sürekli bedeninden utanan gençler görüyoruz. Çünkü insanlar oralarda kendi fiziklerini, kendi gerçek görüntülerini kullanmaktan tedirgin oluyorlar. Çünkü estetize edilen, normal gösterilen, standart bir estetik anlayışının dışındaysanız eğer o dünyada sizi oldukça öteki gören, ezen ve aşağılayan bir dille, bir nefret söylemiyle karşılaşmanız çok olası. Aynı şekilde cinsel yöneliminizden dolayı da bununla karşılaşmanız çok olası. O yüzden herhangi bir şiddetin psikolojik şiddetle birlikte yürümesi nasıl imkansızsa, fiziksel şiddet gören birinin bundan psikolojik olarak etkilenmeyeceğini düşünmek saflık olur. Dijital şiddet gören birisinin de bunu hele de şikayet edemiyor, açıklayamıyor, tam ayırdığına varamıyorsa bununla baş etmesi çok zor ve tanımlayamadığı bu şeyle baş etmek konusunda ayrıca bir de psikolojik olarak ciddi
sıkıntı yaşayacağı bir alan yaratır diye düşünüyorum. Aynı şekilde okulu bırakma, işi bırakma, işinden ayrılma, kariyerine son verme, sosyal medya hesaplarını kapatma ve böylece sosyal medya aracılığıyla toplumsal hayata katılma ve kendini ifade etme. Bakın yani bir dijital şiddet olayı buralara varıncaya kadar etkileri olan sizin hayatınızı kaybetmenize neden olabilecek, ölmenize ya da öldürülmenize neden olabilecek, işsiz kalmanıza, eğitimi terk etmenize ve bütün yani sanattan, spora, siyasetten bir vatandaş olarak sosyal arenada fikrinizi söylediğiniz katılma hakkınıza kadar bütün haklarınızı gasp eden bir sonuç yaratabilme potansiyeline sahip dijital şiddet. Ne derdinizi anlatabiliyorsunuz, ne bu öyle bir şey değil, bahsettiğiniz şey tüm dünyada uygulanan bir program. Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaşa, bağımsız gazeteciliğe verilen destek, bunu anlatmaya çalışsanız da hayır. Bu saldırıların en çok beslendiği kısım da zaten cehalet oluyor. Bir saldırı ya da bir linçleme girişimi görüyorlar Twitter'da. İşte hiç alakası olmayan, troll olmayan insanlar da buna alet oluyorlar. Ha diyorlar, bu kişi dövülüyor mu? Dayak buna mı atılıyor? Hadi biz de yüklenelim, biz de dövelim. Yani önü arkası nedir? Niye bu kişi bu saldırıya uğruyor? Niye bu insana bu kadar yüklenilmiş diye hiç kimse sormuyor. Belli bir grup buna yükleniyorsa biz de peşinden gidelim diyorlar. Ben o dönem 3 gün boyunca hiç durmadan Twitter'da hakkımda hakaret, cinsel taciz, tecavüz tehdidi, yani aklınıza gelebilecek enteresan, ilginç küfürler, yani akla hayali sığmayacak hakaretlere maruz kaldım. Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadeleleriyle gördükleri baskı bir taraftan da paralel ilerliyor. Yani mücadele ne kadar yüksek olursa, ne kadar kazanımla sonuçlansa, ne kadar sokağa dönük olursa, karşı taraftan gelişen şiddet de benzer bir şekilde dozu bazen yükselebiliyor, bazen de gördüğümüz gibi çeşitleniyor. Dolayısıyla tüm dünyadaki kadınların verdiği şiddet, özellikle başta şiddet olmak üzere, en çok ortada olduğu için söylüyorum, başta şiddet olmak üzere verdiği mücadelenin karşısında dijital alan sınırsızlığıyla ve sınır tanımazlığıyla da bir yer tutabilecek bir şey. Bunu yaşayan bilir bakın. Yani çok basit gibi görülüyor. Bazıları diyor ki ya ne kadar da abarttı, niye bu kadar... Yani inanın hiç kimsenin yaşamasını istemem. Çünkü ben o dönem ne uyku uyuyabildim, ne yemek yiyebildim ve bayramdı o dönem. Ramazan bayramıydı. Bir çocuğum var, tek başıma yani bir çocuk büyütüyorum ben. Çocuğumla ilgilenemedim. Bir bayram, bana o süre zarfında bayramı zehir ettiler.